Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere böyle yarım kalan iplerle geldim. Daha çok hepsini kameraya sığdıramıyorum. Şöyle bakın, ördüklerimden artan. Şöyle. Şimdi bunlarla bir şey yapmaya kalksam yapamıyorum. Ama bunları değerlendirmek için, değerlendirmeyi düşünürken daha doğrusu, şöyle alalım, yeşile başlayalım. Bir model buldum. Onu da güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle bir model buldum. Çok da kolay bir model, çok basit. Ve bunu renk renk yapmayı düşünüyorum. Şimdi elinde kalan iplerle. Artık rengin şeyine dikkat etmeyeceğim, sırasına ya da düzenine dikkat etmeyeceğim. Ne kadar olursa, ne kadar sırada, ne kadar giderse, şöyle grup grup tamamlarsak tabii daha güzel olur ama büyüdükçe grup grup tamamlamayacaktır muhtemelen. Bir de bu modeli istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi hemen başlayalım. Şöyle ortadan başlayacağım. Yeşille başlayalım. Evet, şimdi sihirli halka yapıyoruz önce. Şöyle sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Halkanın içine batarak trabzan yapıyoruz. Üç tane oldu. Bu arada yanlışlığı aldım. Daha şunla yapsam daha güzel olur. 9 numara 1.15 milimetre. Biraz daha yaklaştıralım burayı. Evet, 3 tane trabzan oldu. Devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burayı arkadaşlar 32 tane trabzanla dolduracağız. Bütün halkanın içine. 32 tane trabzan yapıp dönüyorum. Evet, 32 tane trabzanı tamamladım. Şimdi şuradaki artan ipimize birazcık çekiyoruz. Çok fazla da sıkıştırmayalım. Buranın büzüşmemesi lazım. Birazcık çekiyorum, düzeltiyorum. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine giriyoruz arkadaşlar. Şöyle birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çekiyorum. Bu birleştirdiğim noktaya batıyorum. İlk trabzanın tepesine birleştirmiştik. Aynı noktaya batıyoruz. Birleştiriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın, hemen bir sonraki trabzan yuvasının içine giriyorum. Pime aldım. Bu şekilde taşıdım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. Ve aynı noktaya, bakın aynı noktaya batıyorum. Bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Şimdi diğerine geçerken ipi taşıyorum bir sonraki yuvaya, bir sonraki trabzanın üzerine girdim, tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir ve yine aynı noktaya batıyorum. Bakın, ileriye atlamıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi bir sonrakine atlıyoruz. Bir sonraki yuvaya giriyoruz. Tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Önce ipimizi buraya taşıyoruz. Burada 14 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 zincir. Tekrar aynı yere atlamıyorum şimdi bir sonrakine.
aynı yere batıyorum. İkisini birden aldım. Şimdi atlıyorum bir sonraki yuvaya, taşıyorum. Bu şekilde ilmeği geçirdim. Şöyle boşluklar yapıyoruz buraya. 32 tane trabzan yapmıştık. Bu şekilde de 32 tane boşluk yapacağız arkadaşlar. Her trabzan yuvasının üzerine 14 zincir çekip aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi yine aynı taşıdığımız noktaya batıyoruz yine. İkisini birlikte aldık. Bir sonrakini yapmak için önce ipimizi taşıyoruz buradaki yuvaya. Geçirdim tığın içinden. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. Aynı noktaya batıyoruz. 2 ilmeği birden aldık. Şimdi tekrar ipimizi taşıyoruz. Evet. Bu şekilde bütün trabzanların tepesini dolanıyoruz. Hepsini tamamlayalım. Şöyle 32 tane boşluğumuz olacak. Evet. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bunu tabii biraz bunlar fazla olduğu için marullanıyor gibi durabilir ama şöyle ortayı elinizle düzeltin. Hafif ütü bastırdığınızda daha güzel duracak. Hepsinin sayısı bunlar 32 tane olacak. 32 trabzan üstüne 32 tane bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi son zincirimi çektim. Yine 14 tane. 32'yi yapıyorum. Dibine batarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim. Şimdi ipimi buradan keseceğim arkadaşlar. Dediğim gibi renklerde herhangi bir sıra gözetmiyorum. Şu an farklı bir ipe geçeceğim. Burada kesiyorum. Şöyle gizleyelim arkasından. Evet, sonra bunları temizleriz. Şimdi birkaç ilmek çektim. Temizledim. Şu şey yaptık ya. Şuradaki ipimizi. Bunu da hemen böyle dipten kesmeyelim. Sihirli halkayla yaptık. Çünkü bu çektikçe gelir. Çektikçe burayı sıkıştırırsınız. Düzgün durmaz. Belli bir sıkışma noktası ayarladıktan sonra şöyle yapalım. Tersinden doğru. Bakın buradan çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle yaparsak daha sağlam olur. Bunu kesebiliriz artık buradan. Şunu da keselim. Evet. Şimdi şöyle sarı alalım. Bir tane sarıdan gidelim. Evet, sarı ipe geçiyorum. Bir tane zincir çekelim. Şimdi boşluğun üzerinden başlayacağız. Bir boşluğun, herhangi bir boşluğun içine giriyorum. Bu ipimi buradan aldım. Şöyle bir tane daha batalım buraya, sağlam olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir sonraki boşluğa. Yalnız şunların dönmemesine dikkat edelim. Tabii şu düzgün batmakta fayda var. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa. Her boşluğa bu şekilde 2, 3, 4, 5 zincir çekip batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şuradaki ipi kopardım diyorum. O nereden geldi? Yapışmış. 1, 2,
3, 4, 5. Bu şekilde kaç sıra yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5'er zincir çekerek 5 sıra böyle boşluk yapacağız. 2, 3, 4, 5. Hiçbirini atlamadan şöyle düzgün düzgün gelecek şekilde. Şuraya takılmayın, bakın böyle marullanıyor gibi ama o düzelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Ütülediğimizde daha düzgün duracak. 1, 2, 3, 4, 5. Her yaprağın içine giriyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. Ve 5 sıra bu şekilde yapacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Yine ikinci sıraya birlikte geçelim. Evet, bir sırayı tamamladım. Bakın sona geldim. Geliyoruz burada. İpi birleştirdiğimiz noktaya yine batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Bu şekilde birleştirdik. İpimi hemen öndeki boşluğa taşıyacağım. Burada da şu birleştirdiğimiz ipi taşırken gizlersek daha güzel olur. Şimdi ipi hemen bir sonraki boşluğun içine taşıyorum bu şekilde. Ortasına gelelim. Geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şu bağladığım ipi de, buradan taktığımız ipi de, ipi taşırken buraya kadar sıkıştırdım. Tekrar devam ediyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırayı 5 sıra yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Şu birleştirme işini isterseniz, ipi taşımak isterseniz, istemezseniz daha doğrusu, şurayı kalın oluyor derseniz şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ki bitişe geldik, birleştireceğiz. 2 zincir çekip tığ dolayıp birleştirdiğimiz şu ipi taşıdığımız noktaya batıyorsunuz. Üçlü tramzan yapıyorsunuz. Böyle ortada kalıyor ipiniz. Buradan bir sonraki sıraya geçiyorsunuz. 5 zincir çekerek buraya batarak. Şöyle yapmadım ben. Taşıma yaptım orada. Çok da belli olmuyor. Nasıl isterseniz. 3, 4, 5. Şimdi 5 sıra sadece 5 zincir çekerek boşluk yapacağım. Ve onu tamamlayıp döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın 5 sırayı tamamladım. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Şurada yine 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpi taşıdığım noktaya geldim. Birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar şimdi sarı ipimi kesiyorum burada. Daha var. Buna yine bir sıra daha file yapabiliriz. Şöyle kalsın. 5 sıra ördükten sonra daha düzgün bir hale geldi, bakın. Şöyle. Hiç ütü yok şu anda bunda mesela. Ütülediğinizde çok daha güzel duracaktır. Evet, şimdi üzerine tekrar. Bir de modelin özelliği hep zincir. Hep zincirle devam ediyoruz. Şöyle açık mavi alalım bir tane, bakalım. Bir tane zincir çekiyorum yine. Şuradan şu ipi kestiğimiz yerin hemen bir sonrakinden, bakın şuradan geçelim tığımızı, zincirimizi buradan alalım. Kestiğimiz ipi de burada gizleyeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine altta şurada yaptığımız gibi 14 tane zincir çektim. Şu iki ipi de beraber alacağız. Hem mavi hem sarıyı burada gizleyeceğiz. Boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 zincir.
aynı boşluğa iğne batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 zincir. Şimdi 2 tane boşluk yaptık. 3.'ü yapıyoruz. Bir sık iğne. Evet, 3 tane boşluk. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine 14 zincir çekiyoruz. Sıradaki şu boşluğu atlayarak bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bakın burada bir boşluk atlayıp bir sonrakine geçip bir sık iğne yapıyorum. Şöyle düşünün bunu da. Şimdi tekrar 14 zincir çekerek yine aynı boşluğa böyle 3 tane boşluk yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynı boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Aynı boşluğa yine ikinciyi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Kapattık. 3 tane boşluk. Şimdi yine 14 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Yine bir tane boşluğu atlıyorum. Sıradaki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve kapattım. Tekrar şimdi şurada yaptığımızın aynısını tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. Aynı boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. Tekrar bir sık iğne. Yine bakın 3 taneyi tamamladım. 3 taneyi tamamladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir sonraki boşluğa. Sıradakine değil, bir sonrakine atlıyoruz. Sık iğne ile birleştirip tekrar 14 zincir çekiyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şurada bir tane boşluk atlayıp diğerine geçiyoruz. 3 tane 14 zincir çekerek boşluk yapıyoruz. Sonra tekrar 14 zincir çekip yine bir tane boşluğu atlayıp diğerine geçiyoruz. Burada da 3 taneyi tamamlıyoruz aynı yere batarak. Tekrar 14 zincir çektik. Bir tane atladık, buraya geçtik. Şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da tamamladım. Şöyle geldik başlangıç noktasına. En son boşluğa yine 3 tane boşluğu yaptım. Bakın şurada bir tane boşluğumuz kalması lazım buraya geldiğimizde. Şimdi tekrar 14 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, model sadece zincirden oluşuyor arkadaşlar. Ama hep sayıyoruz tabii ki. Şimdi geliyoruz bunu
Şuradan başlamıştık bakın. Buraya batarak şöyle birleştiriyorum. İlk başladığımız boşluğa batarak birleştirdim. Burada yine birleştirme noktasına tekrar bir kez daha batıyorum. Şu şekilde bir tane de zincir çekelim. Şu ipleri de zaten burada gizledik. Tekrar ipimi kesiyorum şimdi. Evet. Bunları en son böyle zincirlerin arasından gizlersek daha güzel görünür. Tabi temiz olur. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Bunun üzerine ne gidelim? Pembe gidelim. Renkleri tamamen şu an hızlı bir şekilde karar veriyorum. Renk uyumu olmayabilir size göre ama ipe göre de gidiyorum tabii ki. Mesela şu çok az bej rengi. Bu komple bir sıra tamamlamaz. Evet, pembeyle gidelim. Tekrar zincir yapacağız yine. Bir tane zincir çekelim. Şimdi ne yapıyoruz bakalım. Evet, her boşluğa yine beşer zincirle devam edeceğiz. Şimdi şöyle herhangi bir yerden başlıyorum bakın. Şöyle bir boşluğun içine girdim. Buraya bunu sabitledim. Bir zincir, şöyle bir kez daha yapıyorum. Sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Boşluk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şu aradaki büyük boşluğumuz var. Buraya da batıyoruz atlamadan. 1, 2, 3, 4, 5. 14 zincir çektiğimiz her boşluğa batıyoruz. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Tabii bunu tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek renkle de çok güzel durur diye düşünüyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ipleri de değerlendirmek için güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. 3, 4, 5. Her boşluğa hiçbir tane atlamadan böyle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Büyük boşluğa da geldik. Buraya da batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şunları düzelterek batıyorum. Dönük oluyor çünkü. Bir, iki, üç, dört, beş. Böyle başlangıç noktasına kadar geleceğiz arkadaşlar. Bunu da yine şuradaki gibi 5 sıra örmüştük. Yine 5 sıra öreceğiz. Sadece 5'er zincir çekiyoruz. 5 sıra yapıyoruz. Şimdi bunu da tamamlayıp dönüyorum. Evet. Bir sıra pembeyi bitirdim. Şimdi geldim başlangıç noktasına. İpi taktığımız yere sık iğnenin üzerine giriyorum. Şöyle şunu da alalım buradan. Birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi tekrar bakın. Şu ipi gizleyeceğiz ve boşluğun içine ipimizi taşıyoruz bu şekilde. Tam ortaya gelinceye kadar yapıyorum bunu. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine 5'er zincir her boşluğa batarak ilerliyoruz. Şunu çekelim oradan. Bir sık iğne.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yine her boşluğa 5 zincir, 1 sık iğne yaparak 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bunun üzerine tekrar aynı deseni tekrar yapıyoruz. Ama bu sefer ne yapmış? 2 boşluk atlayarak yapmış ve 4 sıra file örmüşler. Yani şablonda o şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Ama tamamen elimize göre ayarlayabileceğimiz bir model aslında. 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi 5 sırayı tamamlayayım ben. Şurayı yaptığımızda model marullanıyor gibi elinizde. Ama fileye gittiğimizde aynen şurada olduğu gibi düzgün bir hale geliyor. Şimdi 5 sıra pembeyi dolanıyorum. Evet. Tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra pembeyi tamamladım arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldim. İpi taşıdığım noktaya batıyorum ve birleştiriyorum burayı da. Bir tane de zincir çekelim. Şurayı tekrar birleştireyim. Güzel olmadı. Evet, bir zincir çektik ve kestik. Şimdi bunları mutlaka böyle zincirlerin arasından geçirmemiz lazım. Alttakileri geçirmedim ama şunu göstermek istiyorum. Şöyle kendi rengi rengine. Aralarda gezdirelim. Evet, sonra keselim yine. Bunu en sonda yapabilirsiniz tabii ki. Şunu da bakın gezdirdim. Şeyde burada ipi taşırken buraya kadar taşıdım. Bunu tekrar gizlemeye gerek yok. Evet, bakalım şimdi. Şöyle bakın çekiştirdiğinizde, pembeleri çekiştirdiğinizde bu şurada yaptığımız maviler daha düzgün duracak. Evet, biraz renk cümbüşü gibi oluyor ama güzel de oluyor diye düşünüyorum. Sanki ortaya da koyu renk güzel yakıştı. Evet, şimdi hangi rengi geçelim? Evet, şimdi de renkler çok olunca kafam karıştı. Beyaz yapalım bir tane de. Ya da şöyle krem. Evet, krem yapalım. Vazgeçtim beyazdan. Bir tane de krem yapalım. Yine aynı şekilde şimdi ipimizi geçireceğiz arkadaşlar buradan. Bej rengi, daha doğrusu krem demeyeyim de bej. Şu yeşil çok güzel açtı ortayı. Sonra yeşili tekrar koyacağım. Yeşil biraz daha fazla çünkü. Bir üstlerde tekrar gideriz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum yine. Bir zincir. Geliyoruz. Herhangi bir boşluktan giriyoruz. Şimdi kaçı yaptık? 1, 2. 1, 2, 3. 2 boşluk atlayarak yapıyoruz. Yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle tepeden herhangi bir boşluktan tığımı geçirdim. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 zincir çektim yine. Aynı boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. İkinci boşluğu yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve üçüncü boşluğu yapıyoruz. 3 tane boşluk. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şurada az çektim ben. Niye öyle az çektim arkadaşlar bilmiyorum. Söktüm geri şimdi. Üçüncü boşluğun zincirini tekrar çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, pardon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Az önce 10 çektim. Niye öyle yaptım mı? Bilmiyorum şu anda. Evet. 14'er zincirimizi çektik. Şimdi 3 tane boşluğu yaptık. Tekrar 14 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, bu sırada da şimdi şu altta bakın bir tane boşluk atladık. Burada 2 tane atlıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şu yeterli mi? Oradaki zincire bakalım hemen. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Giriyoruz bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tekrar bir tane daha bir sık iğne yaptık. İkinci boşluğu da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tekrar bir sık iğne. 3 taneyi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 zincir. Geliyoruz. Birinci boşluğu atlıyoruz. İkinci boşluğu atlıyoruz. Üçüncü boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alt sıradaki gibi aynı şekilde örüyoruz. Sadece arada iki tane boşluk atlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, üçüncü boşluk. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3. Önce bir sık iğne ile giriyoruz. Sonra 3 tane boşluk yapıyoruz. Şimdi bu sırayı şöyle yapalım. Bu sırayı tamamlayalım. Devamını aslında aynı şekilde gidiyor ama burada işte iki boşluk atladık. Bir sonrakinde şimdi iki boşluk atladık. Bunun üzerindeki file sayısı 4 sıra. Sonra bir sonrakinde yine 2, 2, 2, 2, bir yerde 3 atlamış, bir yerde 2 atlamış. Bakın burada. Evet arkadaşlar, buraya hatalı baktım ben şimdi. 2 atlayarak yapıyoruz. Yok, doğru, 1 2 3'üncüye batıyoruz. Şurada da 3 atlamış. Neyse, herhalde burada yanlış bir gösterim var yani. 2 atlayıp 3'üncüye batıyoruz. Sonraki sıralarda da yine aynı. 2 atlayıp 3'e batıyoruz. Evet, şurada neredeyse şimdi 3 atlatacaktım. 4'üncüye battım şurada. Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Tabii ben burada kendi kendime bakıyorum, konuşuyorum. Siz görmüyorsunuz. Şuradan bahsediyorum. Şimdi şurayı yapıyoruz, şu sırayı. Bakın 1, 2 tane boşluk atlamış. 3'üncüye batmış. 2 boşluk, 3'üncü. Her yerde 2 boşluk.
Şurada gelmiş 3 tane boşluk yapmış. Yukarıda da aynı, bakın 2 boşluk, 2 boşluk, 2 boşluk. Sadece burada ilk sırada bir boşluk atladık. Şurada bir hata var. Aynısı burada da var. Ya denk gelmiyor mu acaba birleştirme noktasında diyeceğim, ama denk gelmeyen yerde belki böyle bir şey yapılmış olabilir. Ama hep iki boşluk. Evet, doğru gidiyoruz. Şimdi şuraya baktım, bir an hata yaptığımı düşündüm. Doğru gidiyoruz. İki tane atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Evet. Şimdi bunu tamamlayalım. Yine bir tane daha çekeceğim bununla ilgili video. Aslında aynı video. Yani bundan sonra şurayı 4 sıra değil, pardon, 5 sıra değil, 4 sıra yapmışlar. Sonraki sırada da 4 sıra ve bitirirken tekrar 5 sıra yaparak bitirmişler. Dediğim gibi onları tamamen arzumuza, isteğimize göre de ayarlayabiliriz. Bakın şurası kaldırırsa bir sıra daha bile gidilebilir yani. Şimdi bunu tamamlayayım ben arkadaşlar. Öğren arkadaşlar varsa siz de tamamlayın. Sonra bir video daha yapalım. Çünkü daha artan ipler bayağı var. Yani bunu istediğimiz kadar büyütebiliriz. Büyük yuvarlak masa bile yapabiliriz yani. Aynı şekilde örerek tabii. Umarım beğenirsiniz. İnşallah güzel olur. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.